Yat yere, yat, 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 yat. İstifa ediyorum, onu söylemeye geldim. Canım benim. Bir dakika, barda bir iki kokteyl hazırlamam lazım. Benim için endişeleniyor musun? Yok canım, benim işim yolcuları düşünmek biliyorsun. Zaten bizi düşünen yok ki. Sana hayatta güvenilmez. Beni çok yanlış değerlendiriyorsun abi. Hadi yürü, uçağa geç kalmayalım. İyi yolculuklar. Tutuklu tehlikeli biri. Uçuş ekibini uyarırsanız çok iyi olur. Hepimiz dikkatli olursak bir sorun olmadan atlatabiliriz. Yanlış bir şey yapmazsanız kıza bir şey olmaz. Tamam, sakin. Caner şimdi! Caner? İyi değil. Siz birbirinizi nereden tanıyorsunuz? Açıklayabiliriz abi. Tamam abi, tamam. Selim abi, biz hallederiz. Sen git bir çay iç istersen. Bir sorun olmasın. Aşk olsun. Neciyiz burada? Hay yaşayın, ayaklarıma kara sular indi. Zaten az bir şey kaldı. Biz iki dakikada hallederiz. Hı hı. İyi, tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Teşekkürler. Bir de bizim yaptığımızı anlarlarsın. Nereden anlayacaklar? Adam eşyasının kaybolduğunu anlayana kadar başka ülkede olacak. Orada mı kaybettim, burada mı kaybettim? Nereden anlayacak? Ya araştırırlarsa? Araştırmazlar. Araştırsalar bugüne kadar araştırırlardı. İlk defa mı yapıyoruz? Hepsi sigortalı bunların. Sigorta öder paralarını. Hadi çenen değil, elin çalışsın. Bir fotoğraf makinesi mi? Dijitalse koy sepeti. Laptop buldum bir tane. Bence bu kadar yeter. İşin kokusunu çıkarmıyor. Sen de amma korkak çıktın ya. Ne götürsek kar. Konuşma, bavullara bak. Selin Hanım. Selin Hanım, sigorta şirketinden bir bey sizi görmek istiyor. Ya sigortacılara ayıracak hiç vaktim yok Handan. Bütün gece nöbetiydim biliyorsun. Sabah sabah çekemem ben şimdi sigortacı falan. Sizi sigortalamaya gelmemiş Selin Hanım. Bavul sigortaları ile ilgili bir sorun varmış. Tamam, al bakalım içeri. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhabalar Selin Hanım. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkürler. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Biliyorsunuz uzun zamandır beraber çalışıyoruz. Hı hı. Yanlış anlamanızı istemem ama... Evet, sorun nedir? Yaklaşık 20 gündür kayıp çalıntı eşya konusunda anormal bir artış var. Bunun benzer örneklerini daha önce de yaşamıştık. Yani siz bagaj bölümünde hırsızlık yapıldığını mı söylemeye çalışıyorsunuz? Büyük ihtimalle. Giriş sebebim bunu öğrenmek. Bu mümkün değil. Bakın, ben personel alımıyla da birebir ilgileniyorum. Bu konuda son derece titiz davranıldığını biliyorum Selin Hanım. Ama veriler de ortada. Abin uyanır birazdan. Ben yattıktan sonra bir şey söyledi mi? Yok. Uçakta hostes olarak gördüğünden beri tek laf bile etmiyor. Keşke bağırsa çağırsa. O da rahatlar bizde. Of ya. Neden benim de herkes gibi bir abim yok? Nesi varmış abinin? Sen de gidip onun bindiği uçağa binmeseydin. Ya ben mi bindim? O geldi bindi bizim uçağa. O biner tabii. Polis o. Ben de kabin memuruyum anne. Benim binmem daha normal. Tamam, sus, geliyor. Sakın dik kafalık yapma bak. Ne derse haklısın abi de. Merak etmeyin. En kısa zamanda bu konuyu araştıracağım. Bu durumun bir kaza olmadığından eminiz Selin Hanım. Şimdiye kadar fark edilmemesine inanamıyorum.
Sigorta işinde nelerle karşılaştığımızı bir görseniz şaşırırsınız. İnsanlar eşyalarını çalınmış gibi gösterip para almaya o kadar çok sık çalışıyor ki. Kimseyi zan altında bırakmadan önce araştırmamız gerekiyordu. Tamam. Emniyet birimiyle irtibata geçip en kısa zamanda size geri döneceğim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi günler. Bugün ne yapacaksın anne? Hiç. Her zamanki şeyler. Kızım, abine çay koysana. Tamam. Çay içmeyeceğim. İçtiyse bir şeyler atıştır oğlum. Zayıfladın gene koşturmaktan. Ne kadar koşsak yetmiyor anne. Kim bilir daha bilmediğimiz neler var. Sana söylemeyi istedim abi ama... Ama ne gerek vardı abini uyutmak varken? Estağfurullah oğlum. Sana da kızgınım anne. Onunla birlik olup sen de arkamdan iş çevirdin. Eğer birini suçlayacaksan hepsi benim suçum abi. Suçunu bilmen seni haklı çıkarmıyor İdil Hanım. Ben sadece yapmak istediğim işi yaptım abi. Neden bu suç oluyor onu da anlamıyorum. Senin kabahatin sevdiğin işi saklaman değil, abini salak yerine koyman. Nasıl? Evi beğendiniz mi? Güzelmiş. Evet, çok güzel. Mobilyalar da iyidir. Dayalı döşeli ev. Pardon, ne iş yapıyorum demiştiniz? Kabin memuruyum ben. İyi, iyi. Memurluk kadınlar için çok iyi. Sabah 9, akşam 5. Aa, yok, pek öyle değil bizimkisi. Uçakta çalışıyorum ben. Artık uçaklarda memur da mı çalışıyor? Hostesim yani. Hostes demek. Öyle desene kızım. Bizim mesleğe kabin memurluğu deniyor da artık o yüzden. Zaten her işe yeni bir isim bulma adeti çıktı. Geçen gün bir mağazaya gittim. Tezgahtarlarda satış danışmanı olmuş. Hayret ya. Eşiniz ne işle iştigal ediyor? Pilot. Eşi pilot. Pilot demek. Çok güzel. Sahi, eşiniz niye gelmedi? Şu an uçuşta o. Neyse, biz hemen kontratı imzalayalım. Olmaz. Neden? Kontratı eşinizle yaparım. Yarın eşinizle gelin, imzalayalım kontratı. Ama o çok yoğun bu aralar. Eşinizi de görmek isterim. Beraber gelin, kontratı imzalayalım. Yoksa evi unutun. Hamit, ne haber? Ne yapıyorsun? Kör müsün? Paspas yapıyorum. Oğlum yeter ya. Paspas. Nereye kadar? Hayatı pas geçme. Bir kaldır kafanı ya. Hamit, bak biz internetten iki manita bulduk. Akşam buluşmaya gidiyoruz. İnternetten mi? Tabii. Sakın bende internet yok deme. Bırak interneti. Bende bilgisayar bile yok. Hadi canım, şaka yapıyorsun. Vallahi yok. Tamam. Bu sorunu çözeceğiz. Nasıl? Benim amcaoğlu Amerika'dan iki laptop getirdi. İstersen birini sana ayarlarım. Hem de çok ucuza. Ama daha maaş gününe çok var ya. Ucuz dedik be oğlum. Yarı fiyatından da az. Ya abi, olmazsa benim birader de almak istiyor. Tamam. Ben alıyorum. Birinden borç alır getiririm artık. Tamam. Görüşürüz Hamit. Sağ ol abi, sağ ol. Çalış. Sağ ol. Ya ne iyi adamlar var be. Fatih Başkomiser geldi. Ne o? Saklanacak delik mi arıyorsun? Mehmet, zaten gerginim. Sen de tepemi tasını attırma Allah aşkına. Ne adamsın oğlum ya? Yani koskoca havalimanında bula bula Fatih Başkomiser'in kız kardeşini mi buldun? Gönül bu oğlum. Ferman dinliyor mu? Hem tanıştığımda kız kardeşi olduğunu bilmiyordum ki. Durum ortaya çıkınca ne oldu? Hiç. Ne? Hiç mi? Evet abi, hiç. Hiçbir şey olmamış gibi davrandı Fatih. Beni de bu korkutuyor ya. Abi sen şimdi Fatih Başkomiserime kayınço mu diyeceksin yoksa Fatih Başkomiserime diyeceksin? Size de mevzu çıktı ha. Resim seçici. Ne olacak? Sen kendine bak be rahmetli damat adayı. Önce yurt dışındaki yükleme bölümlerini araştırmış sigorta şirketi. Bir iki deneme yapmışlar.
Sonuç eşyaların bizim havalimanında kayboldu, öyle mi? Hı hı. Ne yazık ki evet. Bütün personelin kişisel dosyalarını görmek istiyorum. Ben hepsini tekrar inceleyeceğim zaten. Şüpheli birini görürsem haber veririm Fatih. Komiserim, müsaade ederseniz bir de ben bakmak istiyorum. Hemen havaya girmesen şaşardım doğrusu. Senin yaptığın işi bir tek sen yapabilirsin değil mi? Bir an unutmuşum, pardon. Niye kızıyorsun? Senin de tehlikeli işlerin var. Mesela Hamit'le uğraşıyorsun. Sen hiç kafana telsiz yedin mi Fatih? Hamit'le uğraşıyormuşum. Kolaysa gel de sen uğraş Hamit'le. Yengesinin hatırı olmasa bir gün bile tutmayacağım. Vay be. Ya ben niye bunca zaman almamışım bu laptopu? Hamit. Kimin laptopu? Ne demek kimin? Benim tabii ki. Aşk olsun Hasan abi ya. Yakıştıramadın değil mi? Ne diyorsun be? Sana diyeyim, maaşını yakıştıramadım. Şuraya bak. Adam temizlik görevlisi maaşıyla laptop yapıyor. Biz polis maaşıyla internet kafeye bile gidemiyoruz vallahi. Eğer internette bir tur surf isteyeceksen işim var. Rahatsız etme abicim. Maillerime bakıyorum. Ne kadar aldın bunu? Yurt dışından getirttim. Ben enayi miyim? İki kat para vereyim de buradan alayım ha? Kim getirdi peki? Bir arkadaşım. Vallahi hem de Türkçe. Her şeyi anlayabiliyor. Bak. Açmayacak mısın şu telefonu? Caner arıyor Semra Hanım. Açmazsan aramaya devam edecek ama. Benim yalancılarla işim yok Semra Hanım. Onun yüzünden abimin karşısına ne kadar zor durumda kaldım bilemezsiniz. Ben kabin memuru olduğunu gizlediğim için abinin aran açıldı diye biliyordum. Evet, aslında o da var ama Caner de tuz biber oldu. Ne oldu? İyi değil. Açmıyor telefonu. Kesin bitti. Kız sesimi bile duymak istemiyor. Neyse. Neredesin sen, kayıpları karıştın? Ne o, Fatih Başkomiser beni mi arıyor? Evet. Kız kardeşiyle çıktığın için seni makarna süzgeci olarak kullanacakmış. Hadi ya. O kadar çok kızgın mı? Hasan. Zaten İdil bir yandan, Fatih bir yandan stres topu olmuşum. Binerim tepene. Demek ki dil telefonlara çıkmıyor. Sen de Hamit'in laptopunu al, MSN'den ulaş ona. Hı? Hamit'in laptopu mu? Dizüstü bilgisayar yani. Hı. Senin hanımın işi gücü bitmiş de temizlik personeline dizüstü bilgisayar mı veriyormuş? Evet abicim. Hem de kameralı. Temizledikleri yerleri Selin Hanım'a gösteriyorlarmış. O diyor. Ya. Oğlum var ya, harbiden elimde kalacaksın. Kafam allak bullak, sen bana kalkmış sazan muamelesi yapıyorsun sen. Hadi yürü abicim, hadi. Aa bak, İdil geliyor. Benim biraz işim var, sonra görüşürüz. Fatih, nereye gidiyorsun? Abim beni gördüğü için gitti değil mi? Galiba. Konuşup halletmişsinizdir diye düşünüyordum ama... Konuşmuyor bile. Bak, istersen ben konuşabilirim. Sağ ol ama bu her şeyi daha kötü yapabilir. Eğer bana ihtiyacın olursa haber vermen yeterli. Ailevi sorunlarımızla senin de canını sıkmak istemem. Tabii ben de karışmak istemem ama... Konuşmak istersen dinlerim İdil'cim. Sağ ol. Yapabileceğim bir şey olursa istediğin zaman arayabilirsin. Peki. Afiyet olsun. Sağ olun. Bakar mısınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl yardımcı olabilirim? Burada wireless var mı acaba? Anlamadım. Kablosuz internet yani. Heh.
birkaç tane mailime bakmam gerekiyor da. Var. Kafe yazan serverdan şifre yazın, girin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Eğer lazımsa siz de maillerinize bakabilirsiniz. Vallahi tepe tepe kullanın. Bak, istediğin tuşa bas. Hatta al koltuğunun altına bir tur at ha. Teşekkür ederim. Lazım olursa söylerim. Tamam. Vay be. Vallahi çok havalı oldum. Bilsem daha önce alırdım bunu ya. Bu ne be? Error. Error ne ya? Çay içer miyiz başkomiserim? İçmem. Başüstüne. Kusura bakmayın, geciktim başkomiserim. Çay kuyruğu vardı da, buyurun. Sağ ol Hasan, iyi yapmışsın. Canım da acayip çay çekmişti. Mis gibi içerisi toplantı yaparken. Evet arkadaşlar, bagaj bölümündeki hırsızlıklar nedeniyle toplandık. Bagajlardan fotoğraf makinesi, laptop gibi değerli dijital cihazlar çalınıyor. Ya burnumuzun dibinde ne dolaplar dönüyor, şuraya bak ya. Doğru söylüyorsun Mehmet. İnsan bazen burnunun önünde dönen dolapları fark edemiyor. Peki ne yapacağız başkomiserim? Gözümüzü dört açacağız. Birlikte çalıştığımız insanı iyi tanıyacağız. Ona güvenmeyip her an bizim arkamızdan iş çevirebileceğini aklımızdan çıkarmayacağız. Ama başkomiserim, ne yani? O zaman da paranoyakça bir durum ortaya çıkmaz mı? Herkes herkesten şüphelenir. İşin sonunda kazık yemektense biraz paranoyak olmakta fayda var. Kendi tecrübelerimden söylüyorum. Başkomiserim, Hamit'in elinde bir laptop gördüm. Ama Hamit asla böyle bir şey yapmaz. Son günlerde yaşadıklarım bana gösterdi ki herkes her şeyi yapabilir. Bir arkadaşım yurt dışından yarı fiyatına laptop getirdi dedi ama... Bir getirin bakalım Hamit'i. Şu arkadaş kimmiş bir görelim. Hı hı. Evi bulduk. Şimdi sırada sana bir koca bulmak var. Merhaba kızlar. Hazır mıyız uçuşa? Ha bu mu? Biz uçuşa hazırız da. Peki sen evliliğe hazır mısın? Ne? Ya bir günlüğüne kocam olur musun? Ne oldu sana? Bekarlık başına mı? Ya Cem, ciddiyim ben. Ya ev tutabilmek için. Ev sahibi bekara ev vermem diyor da. Lütfen ya. Hadi hadi ya, bir günlük yalandan. Bak, gelmezsen sende kalırız ha, ona göre. İyi tamam. Ne zaman? Yarın. Kızlar mümkün değil. Ya isterseniz gelin ben de kalın ama yarın değilsiz. Prenses Stephanie gelse kocası olamam. Ya neden? Yarın sabah pas biletimi kullanacağım. Londra'ya uçuyorum. İsviçre hava yollarından Catherine'le buluşacağız. Öyle bir kız ki. Zaten kızı görseniz bana hiç böyle bir teklifte bulunmazdınız. Nasıl desem, böyle İsviçre çikolatası kadar tatlı, İsviçre çakısı kadar fonksiyonlu. Ya... Öyle bir kız. Yahu Caner komiserim, niye getirdiniz beni buraya? Burada soruları ben sorarım Hamit. Sor komiserim. Benim kimseden saklayacak bir şeyim yok. Yahu Hasan abi, Allah aşkına bir yanlışlık oldu herhalde. Benim ne işim var burada ya? Bak sakin ol Hamit. Sana birkaç soru soracağız, o kadar. Ya çalışmadığım yerlerden sorarsanız. Esprileri de ben yaparım Hamit. Vallahi billahi ben bir şey yapmadım. Ben suçsuzum. Selin Hanım. Yardım edin Selin Hanım. Ne oldu Naciye abla? Kötü bir şey mi oldu? Ooo Hamit'im tutuklamışlar. Yardım et Selin Hanım ne olur. Hamit'im tutuklamıştım. Evet. Eve gelirken bir şey lazım diye telefon ettim. Cep telefonunu arkadaş açtı. Teyze polis tutuklar dedi. Ya sakin ol Naciye abla. Nasıl tek yalnız tutukladın bir Mebduru? Yetimi bizim başımız gelenler. Ya bir sakin ol Naciye abla. Bir yanlış anlaşılma olmuştur mutlaka. Hamit saptır salaktır. Kandırmış birisi, kötü iş alet etmiş. Ya bir sakin ol dur. Birazdan işin aslını öğreneceğim ben. Ana ah Gida. Anasının babası nasıl söyleyeceğindi ben? Ah insan işten düşünmemi yarabbim alimallah. Ah Gida. Yıldım veren galiba Allah'ın derisinde. Canım doyurdu bu çocuk ya. Oh. Oh.
Abiciğim, kaç kere söyleyeceğim. Ben kimsenin bir şeyini çalmam. Parayla aldım o bilgisayarı. Yemin ederim. Hamit, herkes hata yapar. Suçunu itiraf edersen cezan azalır. Ya neyi itiraf edeceğim? Neyi itiraf edeceğim? Hasan abi, sen beni tanırsın. Bir şeyler söyle. Hamit yapmaz öyle şeyler de. Yapmaz de. Allah aşkına. Caner haklı Hamit. Olur. İnsanlık hali. Bir hata yapmış olabilirsin. Ya söyle sen de kurtul, biz de kurtulalım canım. Abiciğim, yemin ederim o laptopu ucuz diye aldım. Benim hırsızlıkla falan alakam yok. O laptopu kargo bölümündeki Mahmut'tan aldım. Sana düşünmen için 5 dakika. Geldiğimizde itiraf etmezsen bizden günah gitti. Oh. Nasıl gidiyor? Galiba masum başkomiserim. Ben Hasan'a sordum. Bence de masum başkomiserim. Hamit'i tanırım. Gerçekten satın almış laptopu. Uyanıklar gümrüksüz mal bahanesiyle kimden aldığını kimseye söyleme diye tembih etmişler. Bana o yüzden ilk görüştüğümüzde kimden aldığını söylemedi başkomiserim. Verdiği isimleri araştırdım. İkisi de sahte evrak vermişler. Temiz kağıtları, kimlikleri hepsi sahte. Belli ki sırf hırsızlık için bu işe girmişler. Tahmin etmiştim. Yoksa terminalde böyle bir olay olması neredeyse imkansız. Yani çok uzun tetkiklerden sonra işe alıyoruz herkesi. Minareyi çalan kılıfı uydurur. Bir de ben konuşayım Hamit'le. Hı hı. Başkalarına satmışlar mı çevrede? Gelelim mi başkomiserim? Hayır. Sen gel sadece Hasan. Bak ama ya. Bu haksızlık ya. Ben nereden bileyim İdil'in senin kız kardeşin olduğunu ya? Bu iş sandığım kadar kolay olmayacak galiba aslında. Bu sefer ben buldum galiba. Hem de bir pilot. Ya dur, ne yapıyorsun? Mustafa Bey. Efendim? Gamze'ye pilot bir koca lazım. Eskiden insanlar besleyene göre böyle koca aramazlardı. Aşk ararlardı, aşk. Funda kendine gel ya. Ne? Ama yine de böyle bir niyetim varsa bunu senden duymak isterdim. Yanlış anladınız. Ben sizinle evlenmeye falan meraklı değilim. Niye canım? Evlenme teklifine her zaman erkekler yapar diye bir şey yok. Medeni cesaretinden dolayı tebrik ederim. Kimsenin sizinle evlenmek istediği falan yok Mustafa Bey. Yürü Funda. Ay, bir dakika ya. Ne oluyor? Birden politikacı gibi gerdiniz ortalığı. Ben size durumu açıklayayım. Kesin bir mütabakata varacağız. Hasan abiye de aynı şeyi anlattım Fatih başkomiserim. Umarım dediklerin doğru çıkar Hamit. Ha. Yoksa başın çok kötü belaya girer, haberin olsun. Hmm. Selin Hanım lütfen bir saniye. Fatih ne oluyor burada? Hasan hanımefendin ne arıyor burada? Başkomiserim meşgul dedim ama. Hamit kimseye zarar verecek bir şey yapmaz. Vallahi masumum Selin Hanım. Araştırıyoruz ve anlayacağız durumu. Ben personel dosyalarını bir daha inceledim. Olağanüstü bir durum yok. Ama bagaj karuseline 2 yeni personel girmişti. Onlardan kuşkulanıyorum. Hı hı. Biz personelin güvenlik soruşturmasını gayet iyi yapıyoruz. Herkes hata yapabilir Fatih Bey. Ben bütün personelime güveniyorum. Bizim personelde böyle bir şey yapacak hiç kimse yok. Acele etmeyelim. Sorunu çözeceğiz. Hamit sen bir süre daha misafirimiz olacaksın. Ne yapalım? Sen neden her işe burnunu sokuyorsun? Ben sadece masum birini korumaya çalışıyorum. Onun masum olup olmadığına sen karar veremezsin. Biz ne güne duruyoruz? Ya sen bir karar verirsin? Aynen öyle. Ben senin ofisine dalıp kimi işe alıp almayacağına karar veriyor muyum? Hamit avukatıyla görüştürüldü mü? Amerikan filmi değil bu Selin Hanım. Çalıntı laptop seri numarası sendeki listeyle birebir uyuyor. Avukatı bu gerçeği değiştiremez. Nasıl yani? Hamit hırsız mı? Ben
Öyle bir şey demedim. Suçu sabit ispat görülene kadar herkes masumdur. Peki suçunu itiraf etti mi? Ben suçlu demedim. Ama sadece araştırıyoruz dedim. Sanırım Hamit suçsuz. Bak işte sen de söylüyorsun suçsuz diye. Bunu sorgulamadan anlayamazdık. Ama bence sen de böyle erken yargıya varma. Merak etme. Bir daha işine karışmam. Bir günlük de olsa evlilik teklifinizi kabul ediyorum. Kabul mü? Hadi. Gülle nikah yapacağız değil mi? Ha? Bir cumhuriyet erkeği olarak içimi kaldırmıyor ama... Madem çaresizsiniz, sizi kabul ediyorum. Boş ver Funda ya. Bence ev sahibi bizim karı koca olduğumuza falan asla inanmayacak. Ay, niye inanmayacak canım? Dur bakayım. Birbirinize çok yakışıyorsunuz. Yani rol icabı demek istemiştim. Bak baştan söyleyeyim. Öyle kız istemeydi, çiçekti, çikolataydı uğraşamam. Kontrata bir imza yeter. Merak etme, başına kalmam. Çok teşekkür ederiz Mustafa Kaptan. Çok sevindi de Gamze. O yüzden böyle şey etti. Hadi, görüşürüz. Abi diğerleri daha önce geldi. Bunları tamam. Mı alalım? Tamam abi. Tamam, ben bunları alayım. Bagajı aktarma normal. Sakın görünme. Merak etmeyin başkomiserim. İzlemedeyim başkomiserim. Selim şefimi telsizden anons edin. Adamları yalnız bıraksın. Onlara istedikleri fırsatı verin. Kültür 64. Selim şefimi anons edelim. Selim Bey merkeze lütfen. Anlaşıldı. Geliyorum. Hadi siz devam edin. Tamam amirim. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Ben de ne numara yapıp şefi uzaklaştıracağız diye düşünüyordum. He, birileri bir şey çakmadan uzasak buradan. Uzayacağız ama daha değil. Böyle yağlı kapı bırakılır mı oğlum? Hadi şef gelmeden işe koyulalım. İyi hadi. Tam tahmin ettiğim gibi. Yalnız kalır kalmaz başladılar. Bavulları karıştırıyorlar başkomiserim. Harekete geçelim mi? Daha değil. Suçüstü yapalım yoksa ucuz kurtulurlar. Bir şey var mı? Yok, sende? Para edecek hiçbir şey yok. Bavullardan bir şey aldılar mı? Gördünüz mü? Ben görmedim. Ben de görmedim başkomiserim. Bir şeyler alıp götürene kadar kimse harekete geçmesin. Sidikli Musti. Ne haber oğlum? Kaptan, rica ederim ulu orta insan içinde bana böyle hitap etmeyin. Ya bana bozulma. Ben senin baban sayılırım. Sen bana rahmetli babanın emanetisin oğlum. Bak, oğlum diyorum, oğlum gibisin. Sağ olun ama yine de en azından başkalarının yanında dikkat etseniz. Ne var ne yok? Hayatta var mı bir değişiklik? Pek sayılmaz. Sadece evleniyorum. Ne? Evleniyor musun? Hı hı. Kiminle? Nerede? Ne zaman? Kabin memuru Gamze bana evlenme teklif etti. Ya çıldırdın mı oğlum? Gençsin, yakışıklısın. Niye evleniyorsun? Önünde çapkınlık yapacak uzun bir ömür var. Ne yapıyorsun? Niye kendini harcıyorsun? Gerçek bir evlilik değil canım, sakin olun. Ünlü evliliği, bir günlük yani. İyi fikirmiş ya. Bana da öğretsene şunu. Evlenme teklifine hayır diyecek kadın yoktur. Eğer bana bir daha Sidikli Musi demezseniz işin sırrını açıklarım. Vay canına. Onca yıllık çapkınım bu hiç aklıma gelmemişti. Ünlü evliliği ya. Söyle oğlum, söyle. Bizdeki şansa bak. Adamlar çalacak tek bir şey bulamadılar ya. Ama bavulları karıştırıyorlardı abi. Kesin hırsız o ikisi. Bir şey mi dedin Hasan? Hayır başkomiserim demedim. Sanki bir ses duydum gibime geldi de. Vardiya bitimine az kaldı. Bir arama emri çıkartın.
Adamları iş çıkışında dışarıda çaldıklarıyla yakalamamız lazım. Emredersiniz başkomiserim. Ya sana Samidim'e. Söyledim ya Naciye Hanım. Hamit suçsuzmuş. Zaten bir gelsin, onu ben kendi elimle öldüreceğim. Ömür sıkışınca vurur çocuğunu. Sakin ol, yine tansiyonu çıkacak bak. Temiz çamaşır falan götürsem iyi değil Selin Hanım. Ne temiz çamaşırı Naciye abla? Oğlan şurada 2-3 saatten beri gözaltında. Suçsuzmuş da. 1-2 saate çıkaracağız dediler zaten. Yok yok, bu böyle olmadı Selin Hanım. Bu oğlan benim gözümden olmadığı zaman başı devam belaya sokacak. Aşk olsun. Ben göz kulak olmuyor muyum yani? Onu mu demeye çalışıyorsun? Hayır Selin Hanım, estağfurullah. Emme yine benim gözüm önünde olması lazım. Ne istiyorsun? İşten mi çıkarayım? Yok. Beni de burada işe alsan. Ne? Burada pırı pırıl ederek. Ben bu çocuğu güzelen büyüttüm de. Anasından çok emeğim vardır. Ondan giymiyor. Neden? Ekip bir izlemede kal. Bir süre sonra siz yakın takibe gireceksiniz. Anlaşıldı, tamam. Çocuğum, sağ salim göreceğim mi acaba? Yavrum. Sağ salim göreceğim acaba? Yapma Naciye abla, sakin ol. Hamit susun. Yenge, yavrum. Ne işin var senin burada ya? Yavrum, çok şükürsün değil mi? İyiyim, merak etme. Neden ben biz seni? Söyle, söyle. Neden? Ha? Neden, neden öldürdün sen bizi? Yenge kadını bulacak. Ne oluyor ya? Seni. Öldürme sen bize. Yenge dur, ne yapıyorsun? Yapıştırıverim mi? Naci abi, ne yapıyorsun? Yapıştırıverim mi? Vallahi karakolda dayak kalkmış ama evde hala var. Bak hala konuşup dur o. Ver bundan sonra gözüm önünde olacaksın. Olmaz yenge. Ben işimi seviyorum. Hayatta olmaz. Sen işte ayrılmayacaksın ki. Ben burada iş başlayıyorum. Ha? Selin Hanım bana söz verdi. İş alıyorum. Söz mü verdim? Sadece bakarız dedim Naciye abla. Burnuma güzel kokular gelmeye başladı. Bagaj bölümünden çıkıp bir de sanayide çalıştığını sanmıyorum başkomiserim. Birazdan anlarız. Ah be Fatih. Şu anda senin yanında benim olmam lazımdı. Burada böyle yalnız. Seviyorum kardeşim. Suçsa suç. Ne var yani? Seviyorum ulan. Seviyorum işte. Sence o kolilerde ne var Hasan? Bolca delil başkomiserim. Hazırlanın, harekete geçiyoruz.
polis yat yere. Terminal polisi. Gel buraya. Kapırdama. Dur. Olduğu yerde kal. Amirim. Amirim bir dakika. Gel. Bu işte bir yanlış hareket etme. Bizim bir suçumuz yok. Bizim hiçbir suçumuz yok amirim. Biz arabayı burada gördük amirim. Amirim lütfen. Arabayı burada gördük amirim. Şükrancığım. Vallahi geçen günkü falan olduğu gibi çıktı. Tam kendime göre bir gelin buldum. Güzel mi güzel, saygılı mı saygılı. Koskoca işletme müdürü. Bizim Fatih'in gözü bozuk herhalde. İnsan böyle güzel kızı kaçırır mı? Neyse, ne yapalım, iş başa düştü. Ben de üç vakte kadar o kızı almazsam bana da Firdevs demesinler. Tamam kız, sabırlı ol. Seni de tanıştırırım. Artık yeni evimize bekleriz İdil. Gelirim. Hatta ben de bir süre kalsam sizinle. Aa, neden? Abimle karşılaşmasam çok iyi olacak. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok utanıyorum. Sen neden utanıyorsun ki? Kötü bir şey yapmadın sonuçta. Ama abim öyle sanıyor. Caner'in polis olduğunu bile bilmiyordum ki ben. Arkadaşı olduğunu nereden bileceğim? Caner iyi kandırmış seni bu arada İdil. Merhaba. Merhaba Selin Hanım. Arayan soran var mı Handan? Altı kez Firdevs Hanım aradı. Firdevs Hanım mı? Evet. Kızı o sesmiş galiba. Onu ararken yardımcı olmuşsunuz. Ha, evet evet. Bir sorun mu varmış? Söylemedi. Numarasını bıraktı. Mutlaka sizinle görüşmek istiyormuş. Hayırdır inşallah. Bağlayayım mı? Yok Handan, şimdi değil. Birazdan konuşurum ben. Teşekkür ederim. Benden hep kaçacağını, bir kez beni hayatında istemediğini söyle. Böylece kaçmana gerek kalmaz. Bilmiyorum Caner. Sana çok kırgınım. Neden? Bana yalan söyledin. Sen de abine söyledin. O da benimle konuşmuyor. Biliyorum sana yalan söylememeliydim. Ama gerekirse yine söylerim. Nasıl yani? Bak İdil, seni ilk gördüğüm andan beri senin için deliriyorum. Seninle birlikte olmak için dünyanın bütün yalanlarını söyleyebilirim İdil. Senin bu söylediklerini özrü kabahatinden büyük derler. Ne olur İdil, bana bir şans daha ver. Ne istersen yaparım. Ama seni unutmamı isteme benden. Bilmiyorum Caner, bilmiyorum. Bir süre düşünmek istiyorum. Şimdi uçağa yetişmem lazım. Bana izin ver lütfen. Selin Hanım, ölümü görün geleceksiniz. Hayır hayır, hiç itiraz istemiyorum. Siz beni çok güzel misafir ettiniz. Sizin için kendi ellerimle börekler açtım. Ne demek Firdevs Hanım, lafı bile olmaz. Ben bir karşılık bekleyerek yapmadım zaten. İnanın sabahtan beri sizi ağırlamak için hazırlık yapıyorum. Beni kırmazsanız çok sevinirim. Ya çok ani oldu. Gerçi bir planım da yoktu ama. Lütfen kırmayın beni. İnanın sizi o kadar sevdim ki. O gün pek uzun konuşamadık. Sizi kızım gibi sevdim. Şöyle uzun uzun rahat rahat konuşuruz ha. Yani madem bu kadar hazırlık yapmışsınız sizi kırmayayım. Adresinizi alabilir miyim? Yaz evladım, söylüyorum. Sığdırcıklı Emin Mahallesi, Kur'an Sokak Daire 13. Tebrik ederim. Hırsızları yakalamışsın. İşimize karışılmayınca rahat çalıştığımızda sonuç alıyoruz. Ben seni tebrik ediyorum, sen dalga geçiyorsun. Hata bende zaten. Tebrikten önce özür dilemeyi deneyebilirsin. Özür dilerim Fatih Bey. Bundan sonra daha az rahatsız edileceğinizden emin olabilirsiniz. Çok memnun olurum. Hatta uzunca bir süre beni görmeyeceğinizden de emin olabilirsiniz Fatih Bey. Siz de Selin Hanım.
Aman efendim. Hoş geldin kızım, hoş geldin. Bir sürü zahmete girmişsiniz. Beni çok mahcup ettiniz. Ne mahcubiyeti evladım. Geç, kendi evindeymiş gibi rahat et. Teşekkür ederim. Yalnızsınız galiba. Kızım uçuşta. 1-2 saate gelir. Bu arada kızınızın ismi neydi? Sen dur. Kurabiyeler var, yanmasın. Bir bakıp geleyim. Selin'cim, ellerim dolu. Sana zahmet kapıya bakar mısın? Tabii. Ediyorsun. Ne takibi? Asıl sen bizim evde ne arıyorsun? Sizin ev mi? Fatih, oğlum, hoş geldin. Tanıştırayım Selin Hanım. Bu akşam misafirimiz. Sizin terminalde çalışıyor. Kesin görmüşsündür. Hiç görmedim. Ben de. Çok şükür halloldum. Arkadaşlar, sonra görüşürüz. Ben size yetişirim. Peki Semra Hanım. Tamam. Kızlar, şöyle bir şeyle halledeyim. İlk işim parti vermek olacak. Lütfen. Lütfen. Cener, nasılsın? Sağ olun Semra Hanım, iyiyim. Saklamana gerek yok. Konuyu biliyorum. Yoksa size bir şey mi söyledi? Ne dedi? Sakin ol. Bir şey söylemedi. Ama kafası karışık. Abisiyle problemleri yeterince canını sıkıyor. Vallahi ne yapacağımı şaşırdım. Ben senin yerinde olsam ısrarcı olmazdım. Belki klişe gibi gelecek ama sen kovalarsan o kaçacaktır. Tecrübelerime güvenerek söylüyorum. Gitmesine izin verin yani. Eğer gidecekse senin ısrarların bunu değiştirmeyecektir. Emin ol. Sizin göreviniz ne Selin Hanım? Temizlikte mi çalışıyorsunuz? Hayır, ofiste çalışıyorum. Siz de bagaj bölümünde çalışıyorsunuz sanırım. Yok, oğlum başkomiser. İşi çok iyi, garanti. Maaş da fena değil. Oğlum diye söylemiyorum. Tam uygun kısmet vallahi. Öyle mi? Ne güzel. Hadi, siz sohbet edin. Ben tatlının şerbetini koyup geleyim. Gelmem için anneni araya koymana gerek yoktu Fatih. Davet etsen gelirdim. Şaka yapıyorsun herhalde. Annemle tanışıp muhabbeti koyulaştıran sensin. Son zamanlarda herkes arkamdan iş çeviriyor. Senin annenin olduğunu bilmiyordun. Benim de senin bizim evde olduğundan haberim yoktu. Ben surat asıp duruyorsun karşıma. Ben senin Şükran, pek yakıştılar. İyi de anlaşıyorlar. İçeride sohbeti iyice koyulaştırdılar. Bir seneye kalmaz, torunumu kucağıma alırım. Artık gelinimle oturmaya geliriz sana. Kaynana oluyorum. Ya böyle düşündüğüne inanamıyorum. Seni istediğim zaman eve getirebilirdim. Bunun için annemi araya koymana gerek yok Selin Hanım. Tabii tabii. Sen davet eder etmez ben de koşa koşa evine gelirdim zaten. Annem davet eder etmez gelmişsin işte. Senin evin olduğunu bilsem adımımı bile atmazdım. Atmışsın ama. Geldiğim gibi gitmesin de bilirim Fatih. Kalman için yalvaracak değilim. Yalvarsan da kalmam zaten. Hadi bakalım. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ne oldu kızım? Niye çantanı almışsın? Şey, bir şey aldım da çantamdan. Ay, ben de gidiyorsun sandım da. Darılırdım vallahi. Hadi bakmayın öyle, buyurun. Demek müdürsün kızım. Aferin sana. Sizin de işiniz zordur. Her gün paspas, lavabo temizliği falan. Yo, işimi çok seviyorum ben. Sizin işiniz daha zordur tabii. Bütün gün elinizde telsiz dolaşıyorsunuzdur. Canınız da sıkılıyordur. Oğlum,
Sen bütün gün havalimanında dolaşıyorsun da nasıl görmedin Selin gibi güzel kızı? Bilmem. Hiç dikkatimi çekmedi. Kızım, sen nasıl görmedin böyle boylu poslu yakışıklı çocuğu? Vallahi havalimanında neredeyse herkesi tanırım. Ama Fatih Bey pek dikkatimi çekmemiş demek. Sizin işiniz pek dikkat gerektirmiyor demek. Önemsediğim konularda gayet dikkatliyimdir. E hadi tatlılarınızı yiyin. Elinize sağlık ama ben çok fazla tatlı yiyemiyorum. Aa, olur mu? Senin için yaptım kızı. Israr etme anne. Belki diyet yapıyordur Selin Hanım. Yok efendim, diyet yapmıyorum. İhtiyacım da yok zaten. Haklısınız, bazı insanlara kilo yakışıyor. O nasıl konuşma öyle? Sen kızma yavrum, espri yapıyor. Yok kızmadım efendim. Bazı insanlara da kötü espri yakışıyor. Betül Hanım geldi Selin Hanım. Buyurun. Merhaba Betül Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, inşallah bekletmedim sizi. Buyurun. Bugünlerde aşırı yoğunum da. Sorun değil. İnanın sabahtan beri bu 4. görüşmem. Gelirken takside neden şu havalimanını ta Yeşilköy'e yapmışlar diye düşündüm. Mesela bizim ofis Etiler'de. Gidip gelmesi çok rahat. Anlıyorum. Anlıyorum. Tabii her yer birbirine yakın olsa Betül nasıl vakit kaybedecek değil mi? Bizim proje çok vaktinizi almaz inşallah. Siz yeni bir outdoor çalışması istiyorsunuz sanırım. Hı hı. Evet. Outdoor reklamlarının yeniden düzenlenmesi için sizden yardım almak istiyoruz. Outdoor konusunda en doğru tercih bizim ajansımızdır Selin Hanım. Ekibimiz çok sıkı çalışır. Yani çalışmaktan evlenmeye bile vakit bulamadık. Ben dahil ekipteki herkes bekar. Aman ne güzel. İsterseniz ben bir gezip keşif turu yapayım. Sonra bir briefle tekrar rahatsız ederim sizi. Nasıl isterseniz. Sakın ev sahibinin önünde bir sululuk falan yapmayın Mustafa Bey. Niye sululuk yapayım canım? Kocanız olarak size eşlik ediyorum. Stand-upçınız değilim. Hı, işte ev sahibi geliyor. Merhaba. Merhaba abi. Ya ne yapıyorsun? Kocan değil mi? Elini tutuyorum. Üf, fırsatçılık yapıyorsun bence. Rolümü inandırıcı yapmaya çalışıyorum. İyi iyi, aman hadi tamam. Dikkat et ısırma. Eğer bu evi senin yüzünden kaçırırsak ben de seni ısırırım. Merhabalar. Merhaba. Hoş merhaba. Geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, biraz beklettim. Rica ederim. Rica çıkalım ederim. Mı? Buyurun. Tabii buyurun. Buyurun. Betül? Fatih. Ay inanmıyorum ya. Kaç sene oldu görüşmeyeli? Ay çok özlemişim vallahi. Ne iş burada böyle? Çocukluk arkadaşın reklamcı oldu da haberin yok. Asıl sen ne yapıyorsun burada? Söyleyene bak. Ben de başkomiser oldum, senin haberin yok. Hadi canım, sevsinler seni. Başkomiser mi oldun sen? Buyurun. Nasıl? Anlattığım kadar varmış değil mi kocacığım? Evet hayatım. Çok güzelmiş gerçekten. Möbleli oluşu da iyiymiş. Muhitimiz de çok nezih beyefendi. Tam pilotlara göre. Hayırlısı. Birkaç yer daha var bakacağımız. Ne yapıyorsun? Ya ne demek hayırlısı? Hemen öyle atlamamak lazım. Eğer bu evi kaçırırsak seni şu pencereden atarım ona göre. Demek polis olduğunu Fatih. Ben kesin yüzme öğretmeni olursun diye düşünmüştüm. Bana yüzme öğretmek için helak olmuştun o yaz. Evet. Ya isterdim ama senin gibi bir öğrenciden sonra insanın pek hevesi kalmıyor. İtiraf edeyim. Ben hala doğru düzgün yüzemiyorum. Hiç şaşırmadım nedense. ne kadardır evlisiniz? İki ay. İnanın mutluluktan vakit nasıl geçiyor anlamıyorum. Ya.
biz evi tutuyoruz. Nasıl oldu ilk kıvılcım, ilk tanışma? İlk havalimanında gördüm onu. Görür görmez vuruldum. Gözleri, bakışı, konuşması. Her şeyle büyüledi beni. Ya siz? Siz nesine vuruldunuz beyefendinin? Vallahi ben ilk bakışta çok sinir olmuştum kendisine. Ama daha sonra göründüğünden çok farklı biri olduğuna inandım. Yani kabuğunun altında başka biri var onun. İşte ben o adamdan hoşlanıyorum. Güle güle oturun. Çok yakışıyorsunuz birbirinize. Eşimle biz de zamanında sizin gibiydik. Hey gidi günler. Selam Selin Hanım. Merhaba. Nasıl gidiyor çalışmalar? Gayet iyi. Ben de sizi kafeteryada görünce işiniz bitti sanmıştım. Yoo. Eski bir arkadaşımla karşılaştım da. Onunla kahve içtik. Kimmiş bu arkadaş? Fatih. Başkomiser Fatih Bey. Evet. Demek siz de tanıyorsunuz. Burası küçük bir yer ne de olsa. Ama artık bol bol görüşürsünüz ha? Kızlar onu rahat bırakırlarsa görüşürüz tabii. Çok hoş bir adam olmuş vallahi, değil mi? Hmm. Brief ne zaman hazır olur demiştiniz Betül Hanım? Ben sormaya utandım. Hala bekar mı? Evet, bekar. Girlfriend falan? Kız arkadaş demek istediniz herhalde. Bildiğim kadarıyla yok. Ya. Hamit. Bak iyi temizle, gelip kontrol edeceğim. Beğenmezsen bir daha temizletirim ona göre. Tabii Semra Hanım. Herkes tatile gitsin, gezmeye gitsin. Hamit de temizlesin. Senin iki iznimi alayım da görsünler. Direkt business class'ta uçacağım. Oh, kurulacağım şöyle koltuğuma. Temiz patron. Hoş geldiniz Hamit Bey. Hoş geldiniz Sunan Hanım. Hoş bulduk. Hoş bulduk hanımlar. Ya niye zahmet ettiniz? Ben yabancı mıyım? Her zaman uçuyorum. Olur mu öyle şey Hamit Bey? Hoş geldiniz. Siz bizim en önemli yolcumuzsunuz. Sağ olun. Uçuştan önce çok tezahürat iyi değildir. Nasılsınız bakalım? Çok iyiyiz Hamit çok Bey. Çok iyiyiz. Bak burada bir gül varmış. Al bakalım. Uçağın tek gülü. Sağ ol hayatım. Geçen sefer Amerika'ya gittiğimizde çok sallandı uçak. Bu sefer kaptan iyi mi? Evet, kaptanımız çok iyi. Çılgın Selçuk Bey. Ne? Çılgın Selçuk mu? Ya onun tarzını pek beğenmiyorum ben. Ehliyetini bakkaldan almış herhalde. Çok esprili bir insanımdır. Buyur bebeğim. Ne kadar yakışıklı bir erkek. Hem zengin hem de karizmatik. Nasıl elimden kaçırdım ben ya? Of. Nasıl? Beğendiniz mi Hamit Bey? İdare eder. Japonya'ya gittiğimiz uçak daha güzeldi. Hı. Bu pek business class değilmiş. Sütünü ver. Hamit Bey.
kuş sütünüz. Sağ olun kızlar. Şimdilik bizi biraz yalnız bırakın. Küstüm onu. Hayatım kıskanma. Dünyanın bütün hostesleri gelse dönüp bakmam şerefsizim. Sayın çok değerli Hamit Bey. Değerli eşi ve diğer önemsiz yolcularımız. Birazdan kalkışa geçiyoruz. Bir saat sonra Miami'ye ineriz. Hamit Bey'in canının isteğine göre bazı yerlerde mola verebiliriz. Sayın yolcularımız, güvenliğiniz bizim için önemlidir. Kabin basıncında bir değişiklik olduğu takdirde başınızın üzerindeki kapaklar otomatik olarak açılacak ve oksijen maskeleri meydana çıkacaktır. Böyle bir durumda en yakın masayı kendinize doğru çekin. Şşt, ağız delikanlı. Buyurun Hamit Bey. Şimdi şu pilota söyle kabin basıncını düşürmesin. Yengen takmaz öyle maskeler falan. Makyajı bozulur. Tabii efendim. Şunu bakayım. Can yelekleri. Bey, çok cömertsiniz. Can yeleklerini talimat verilmeden şişirmeyiniz. Hamit, sorsana can yeleklerine marka. Ha, iyi bir marka değilse hayatta takma. Merak etme hayatım. En pahalısından aldırdım. Çok değerli yolcumuz Sayın Hamit Olgun ve diğer yolcular. Kaptanınız konuşuyor. Şu anda Almanya'nın Rumenige vilayetinin Schumacher kazasının üstündeyiz. Of! Hamit! Hı. Hiçbir şey göremiyorum. Şşt! Hostes gel bakayım buraya. Buyurun Hamit Bey. Kaptana söyle biraz alçaktan geçsin. Hiçbir şey görünmüyor ya. Hemen efendim. Hayatım, Mücahit eniştelere uğrayalım mı? İstersen direkt bahçeye indiririm uçağı. Bir çay içer kalkarız. Aman boşver. Onun karısı çok dedikoducu. Şimdi kıskanır bizi, laf eder. Tamam, sen bilirsin. Hamit Bey'in isteği üzerine alçalıyoruz. Aa, olur mu kaptan? Yolcu istedi diye alçalamayız. Sen koskoca Hamit Bey'e yolcu mu diyorsun? Haddini bil. Yahu cenaze mi var uçakta? Bu ne sessizlik? İçimiz bayıldı. Müzik falan yok mu ya? Koyun bir şeyler de neşemizi bulalım. Pilotun sesi güzelmiş abi. Bir şarkı okutturayım mı? Olabilir. Git çağır pilotu gel. Ellerinde kınalar, kızlar gelin olunca. Hem gider hem de ağlar, hem gider hem ağlar. Sarı sarı liralar, ellerinde kınalar, kızlar gelin olunca. Hem gider hem de ağlar, hem gider hem ağlar. Hem ağlar, hem gider, hem ağlar. Buraya. Evet. Hamit Bey için çok özel bir menümüz var. Haydari var mı? Var efendim. Buyurun. Yavaş. Acılı ezme. Olmaz mı efendim, var. Al bu üzümleri kaptana götür. Benden. Kaptan Bey'e söyle. Birazdan geleceğim yanına. Peki Hamit Bey.
Hamit. Elimi tut hayatım, korkuyorum. Korkma hayatım. Ben en az 100.000 kere uçtum. Hiçbir şey olmuyor. Güven bana. Bak hava da güzel. Bu havada türbülans falan olmaz. İyi. Türbülans ne Hamit? Böyle havada şimşek falan çakıyor ya. Ha. Havada çukur oluşuyor. Uçakta bu çukurlara girip çıkınca sallanıveriyor. Ne kadar zekisin sevgilim. Her şeyi biliyorsun. Yok canım. İnsanın hayatı uçaklarda geçince öğreniyor haliyle. Bana bir şeyler oluyor Mustafa. Midem çok fena. Balıkla kapuskayı aynı anda yemeyecektiniz. Kaptan, zehirlendiniz. Sayın Haşmetli Hamit Bey, lütfen kokpite gelir misiniz? Ne sevgilim? Merak etme hayatım. Yine bir yağcılık yapacaklar. Ben geliyorum. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Hamit Bey, Selçuk kaptan zehirlendi. Ne? Ne yapacağımı bilemedim. Bu da yetmiyormuş gibi de fırtınaya yakalandık. Bir dakika, bir dakika. Sakin olun. Sen kaptansın. Sen böyle tırsarsan yolcu altına yapma. Selçuk kaptan, siz kenara çekilin lütfen. Heh. Aman bir dakika. Yavaş. Sayın yolcular, uçağın yönetimine el koyuyorum. Kaptan pilotunuz olarak sizi kurtaracağım. Ufak bir fırtına var. Sizi sağ salim yere indireceğim. Hiç merak etmeyin. Sağ ol kaptan. Şşt, bak hiçbir yere dokunma lütfen ya. Şimdi de İngilizce anons yapacağım. Ama uçakta hiç İngilizce yok. Sen yaparken iyiydi. Raconu bozma. Ladies, gentlemen. Flight number is 001006. Flight number is 001006. Hamit Bey. Bir yolcu kalp krizi geçiriyor. Ne yapacağız? Ama benim iki elim var canım. Hamit, koş uçağı kurtar. Hamit, yolcu kalp krizi geçirdi, yolcuyu kurtar. Bana bak ufak. Sakın ben yokken bir şeyleri kurcalama, tamam mı? Emredersiniz kaptan. Selçuk kaptan, buyurun oturun. %100 perodrin. %200 de antihistamin. Yarım litre de su verelim. Suyu bana verin. Çok sıkıldım. Otur, otur, gider bakayım. Kaptan, düşüyoruz. Ne? Düşüyor muyuz? Ama senin gibi kaptan olursa düşeriz tabii ya. Elin ayağın durmuyor ki. Sana kurcalama dedim hiçbir şeyi. Tamam, panik yok. İniş yapacağım. Ah,
Neredeyiz ya? Herkes sakin olsun. Sakin olun. Ben askerde de komandoydum. Bu ada bizim eğitim yaptığımız dağların yanında tatil köyü gibi kalır. Komuta bende. Dikkat! Kes kes kes. Tezahürat istemez. Askerlik bir disiplin işidir. Kurtar bizi sevgilim. Askerlerin yanında bana komutanım de. Yalnız olduğumuzda canın ne istiyorsa söyleyebilirsin. Arkadaşlar, geceyi burada geçireceğiz. Ne? Hayır. Şurada geçireceğiz. Yok. Orada geçireceğiz, orada. Hadi. Kıpırdayın. İstima yapacağız. Zayiat falan tespit edelim. Uçak var komutanım. Aferin Cuma. Adım Cem komutanım. Bundan sonra senin ismin Cuma. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Heh. Seni sevdim ve seni onbaşı yaptım Cuma. Onbaşı Cuma. Emredersiniz komutanım. Gidelim hadi. Nasılsınız? Sağ olun. Siz de sağ olun. 4 mürettebat, 24 yolcu emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım. Hepinizi uyarıyorum. Benden habersiz kimse hiçbir şey yapmayacak. Aferin. Aferin. Hamit. Çok susadım. Hemen Sunu Hanım'a su getir. Su kalmadı komutanım. Son şişeydi. Git su bul o zaman. Nereden komutanım? Bak şimdi şu köşeyi dönünce orada bir tane görüyorum. Ne demek nereden bulayım? Gerekirse artezyen aç. Olmadı denizi damıt. Yap bir şeyler canım. Emredersiniz komutanım. Hadi. Sen asker. Öyle güğüm gibi durma. Çık şu tepenin başına bak bakalım gelen giden var mı? Peki Hamit Bey. Ne? Hamit Bey mi? Askerliği beraber mi yaptık be? Komutanım diyeceksin. Koskoca komando binbaşı Hamit var karşında seni. Emredersiniz komutanım. Şşt, bana bak asker. Kendini çok salmışsın. Git bir sal yap. Hadi bir işe yara. Boş üstüne komutanım. Boş. Sen git mıntıka temizliği yap. Köşe bucak tertemiz olsun. Aslan asker yattığı yerden belli olur. Aması maması yok. Teftiş yapacağım. Eğer beğenmezsem bir daha temizletirim ona göre. Emredersiniz komutanım. Sen de boş durma. Durma hadi yürü bir şeyler emin yap. Emin edersiniz komutanım. Koş başla. koş kımılda hadi. Hayatım. Ya bırak şunu. Ben buldum. Ya bırak. Ben yiyeceğim. Ya bırak bana gidecek. Ya şunu bırak. Ne oluyor burada? Ya herkes çok aç komutanım. Millet birbirini yiyor. Aa niye birbirinizi yiyorsunuz? Ya bakın, ben bu adada yamyamlığa asla izin vermem. Ama herkes çok aç. Siz bile gözümüze çok lezzetli görünmeye başladınız. Ya bunun için mi kavga ediyorsunuz? Merak etmeyin. Ben size yiyecek bulurum. Gidip birkaç tane piton alalım da akşam yani yaparız. Ulan yersin. Parmaklarınızı yersiniz şerefsizim. Ben komandoyken... Her akşam yılan yanısı yerdim.
sevgilim. Bravo. Alın bunları. Akşam rakı balık yapalım. Hani yılan yahnisi yapacaktık komutanım? Yahu komando umduğunu değil tuttuğunu yakalar. Çok konuşma. Al götür bunları. Yanına da şöyle güzel bir çoban salatası yapalım. Oh. Emredersiniz komutanım. Komutanım, rakıyı nereden alacağım? Oğlum, bin bir çeşit rakı çıktı. Sen de git. Hindistan cevizisini falan bul. Biraz araştırmacı ol. Emredersiniz komutanım. Hadi. Hadi. Aşkım. Hayatım. Sen bir tanesin. O ne be? İngilizce'de diğerleri. Yani adada yalnız değiliz. Başkaları da var. Hey! Yalnız değiliz. Hangi densiz benim sevgilimi kaçırır ha? Suna! Suna! Bekle geliyorum sevgilim. Seni kurtaracağım. Suna! Bırak beni. İmdat! Hamit! Durun! Hamit! Durun! Pis adırslar. Kurtar beni. Durun. Hamit. Kurtar götürmeni sevgilim. Hamit dikkat et. Dikkat et Hamit lütfen. Hamit. Tamam. Yapma sevgilim. Tamam hadi. Gidelim Hamit. Hamit. Tut sevgilim elimi. Sevgilim. Gel aşkım. Sevgilim. Biz alçaklar sevgilimi kaçıramazsınız. Sevdiği kadın için hayatını tehlikeye attı. Ne kadar cesur bir erkek. Bir kahraman. Kahraman gerçekten öyle. Hamit. Kim o terbiyesiz bana ismimle sesleniyor? Hamit. Hı?